Çok iyi yer ama. Buraya balığa gelelim. Oltaları getirmedik. Orada ata yaptık. Oltaları getirelim. İki ata. Aha, Tunağan arıyor. Şunu bir kısacağım mı? Alo. Alo. Ne haber abi? İyi iyi vallahi. Sen nasılsın? İyisin inşallah. İyidir ya. Ne olsun. Koşturuyoruz. Neredesin? Tatil yapıyorum ya. Karavanı kurduk Fırat'la. Böyle bir keşif diyelim yani. Tam zamanda aramışım ben de seni. Ne oldu? Ben de bir karavan aldım. İyi tamam güzel hoş yaptır. Ama senin gelip bakman lazım. Niye ben bakıyorum? Ben şimdi senin zevkine güveniyorum. İçin aldım ben bir de bunu. Tren toparlayıp yola çıkmamız lazım. Anladım. Şey ne diyeceğimi bilemedim ben şu anda. Yani yok mu bu? Niye bu ihale bende? Ben oradayım. Abi sen biliyorsun bu işi. Güzel yapıyorsun. Abi. Ben Halil'in oradayım. Kasap Halil. Aynen. Bir an önce atla gel ya. Araç orada mı? Orada. Bir bak arabaya. Anladım. Tamam. Öpüyorum. Evet, anladığım kadarıyla bir karavan işimiz var. Gel gidelim bir bakalım şuna olur mu olmaz mı kadar amelilik yapacağız. Her zaman abi yaparız. Yapacak bir şey. Kalkalım. En iyi teklif, bu bir teklif. Herhalde o. Başka araba yok orada. Bundan karavan yapılacak ha? Şimdi bunu beyefendi şey istiyor. Şirket aracı olarak karavan gibi kullanacak ama aynı zamanda da ofis gibi kullanacak. Mesela şimdi şöyle deneyim. Çık seni! Çık! Çık! Konuşturmuyor iki kelimemize. Yürü! Kapı burada. Hiç mi binmedin benim için seni? Hiç mi taşıma? Nereye gidiyorsun? Kapı burada! Alo! Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu minibüsten bizim hem böyle ofis gibi, mobil ofis gibi hem de aynı zamanda kalınabilecek, vakit geçirebilecek. Buraya da yapmış ya neyse. Bir şey yapmamız istiyor. Şimdi bizim bu Ford'da yaptığımız tecrübeyle bunda ne yapabiliriz? Yazıp çizmen gerekiyor. Belki bir masa. Böyle bir ofis masası gibi ışıklı mı? Çalışma masası. Fakat hepsinden önce tabii yalıtıma girmek lazım. İçinde uyuncağı için cam elyaf olmaz yalıtımda. Taş yünü kullanırız. Yalıtım önemli çünkü... Strafor kullanırız. Strafor da olabilir. Çünkü işte bu iş icabı Urfa'ya da gidecek. Karadeniz'e de çıkacak. Evet. Karla da buluşacak. Çok sıcak Adana'ya da gidecek. O yüzden de çok iyi bir yalıtım yapmak lazım. Atölyeyi tutmuş. Mesaj attı. Bunu atölyeye taşıyacakmışım ben. Ben taşıyacakmışım. Ondan sonra da orada başlayacakmışız. Ben bunu şimdi aldırayım. Sen ölçüsünü al. Bunu aldırdıktan sonra atölyeye temizletip gönderteyim. Ben gideyim hazırlıklarıma başlayayım. Sen de çizimini yap gel. Var mı kafanda bir şey? Yok. Her şey ortada zaten. Bunu tavanı kesip bölmüşler, parçalamışlar. Bir şey olmuş tavana. Evet, biraz yükseltmişler sanki. Böyle bir Çin malı Robocop gibi bir şey olmuş. Klima var. Hepsini kapatacağız biz. Neyse abi sen al metrini, ölçülerini al. Sen çalış, ben de bunu temizleteyim. Tamamdır. Ben şuradayım, sen ölçülerini al. Her şey yolunda, sıkıntı yok. Arabamızı aldık, getirdik, temizledik. İçini de boşalttık. Biz şimdi bu güzel eski Mercedes'i karavana çevireceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz? Çünkü yani daha önce böyle bir tecrübemiz oldu. Ama Fırat'la bana göre çok güzel oldu. Ama bize göre yani belki size göre olmayabilir. Şimdi arabamız Mercedes marka. Mercedes 313 CDI diye bir model. Dizel manuel haliyle. Daha önce yurtta kullanılmış. Öğrenci taşımacılığında kullanılmış bu araç. 450 bin civarlarında kilometresi var. Motoru çok iyi durumda. Yürüyeni dedikleri alt takımı falan çok başarılı. Çok güzel bir araba. Bu arabayı hep beraber karavana çevireceğiz. Aslında benim isteğim bunu çok ucuz şekilde karavana çevirmekti. Ama hem ofis olacağı için biraz haliyle maliyetli olacak. Biraz içeriği süpüreceğim. Bu sırada da tahmin ediyorum Fırat gelir. Geldiğinde de zaten planları anlatımına geçeceğim. Planları anlatacağız. Bakalım sizlerin de hoşuna gidecek mi? Hadi. Selam. Oo paşam hoş geldin. Hoş bulduk. Paşam. Kolay gelsin. Ben bu adama paşam demeyi çok seviyorum.
Tatatam. Şimdi biz Fırat'la oturduk ve gece önce bir şeyleri karaladı geldi. Karaladıklarımı Enes arkadaşıma da gösterdim. Bu işi burada bıraksak mı dedi. Çünkü gecenin 11'iydi ve karaladığımız şeylere ben de emin değildim. Ama adamın işi, adam mimar. Mercedes Sprinter'ın karavan haline getirilmiş durumu. Biz profesyonel bu işi yapan insanlar değiliz. Bunları yapanlar var. Ama adam mimar, benim de elimden geliyor. Bu bir teklifti yanımızda. Neden böyle bir işin üstesinden gelmeyelim? Bence geliriz. Bunu da göreceğiz. Gelecek miyiz, gelemeyecek miyiz? On beni delirtecek, ben onu delirteceğim. Usta beni delirtecek, ahçım, bahçıvan, usta işler karışacak. Evet, şimdi burada biz o gün dedik ki iki tane koltuk var diye düşündük ve öyle çizdik. Buradaki mekanı ikiye ayır. Ön tarafı ofise hitaben toplantı yapılabilecek alan ön tarafta. Arkada da tamamen dinlenmeye yönelik. Yatıp uyumaya, işte tuvalet, duş, mutfak. Tam bir bölümünde ofis tarafına çıkardık. Kahve yapılır, çay yapılır, su vesaire. Şimdi o gece de konuştuğumuzda olay aynen şöyleydi. Bu iki koltuk dönecek ve kapıdan girildiğinde o bölüm ofis bölümü olacak. Sonra burada böyle bir duvar var ve kayan kapı koyduk buraya, yani içeriye doğru giren diye. Unutmadım. O kayan kapı açıldığında burada iki kişilik yatak, kapalı bir tuvalet, burada da mutfak olacak ama o ofis tarafında olmayacak. Ofis tarafına mutfak tarafından bir çıkıntı yapalım dedik ki o kettle metal falan koyarız. Evet. Orada çay kahveyi orada hallederiz dedi. Muhtemelen tezgahın altına bir buzdolabı yerleştireceğiz. Evet, buzdolabı içeride olacak. İçeride bu fırının ocağın altında. Tavukları alırken buradan kalkıp gider alır. Çalışma masası gömme olacak dedin. Oradan evet, çıkacak. Gömme açılır ve kapanır olacak. Aynı zamanda araba hareket halindeyken bunu kapatıp alt tarafında bir hazne olacak. Hazne de içine laptop konulabilir, isteğe bağlı. Tuvalet dedik. Burada tuvalet de karavanlarda önemli. Keza şimdi 96 santimlik bir boy ve 70 santimlik en var. 70 santimlik en yaklaşık bu kadar. Yani burada bir klozet olduğunu düşünürseniz 70 santime sen şunları bir tutuver. 70 santim şöyle kıstırırsak oraya benim gelip yeterli. Oturup dinlendiğimi düşünürseniz daha çok sevinirim. Ya. Öteki türlüsü çok hoşuma gitmedi çünkü şu anda. Kalkayım ben buradan, evet. Klozetin kapağını da kapatayım diye. Bir de 90 santim boyumuz var. Yani girip bu kadar ebada. 96 santim. Ooo büyüktü. 96. Evet. Bu kadarda da duş alınabilir. Lavabo var. Köşede bir lavabo var. Peki yataklara geldiğimizde kritik bir soru Yanaş. Bu yatağın boyu kaç Fırat Bey? 2 metre. Yerine göre 98'lere, 195'lere düşebilir ama zaten bizim minimum yatak uzunluğumuz 190. 190. 190 olabilir. Yok mu tabii. Peki bir diğer kritik soru. Bu yatağın eni kaç santim? 70. 70. Evet. Bakıyoruz omuz boruna. Biraz omuzlusun sen tabii. Fırat diye kesiyormuş. Evet, 70 santim. İki tane yatak sığdırmış. Hazırlandıktan sonra il il gezecek ve müşteri memnuniyetini denetleyecek ofis kısmında. Sonra da bu işi yapan arkadaş akşamleyin güzel bir yere çekip burada kalabilir ya da arkadaşlar kalabilir ikili yatak. Peki tavanları boş mu geçeceğiz? Buralara raf yapılacak mı? Raflar iki tarafta olacak. Buradaki raf, oradaki WC'nin, banyonun. Çok kibarsın kardeşim. WC'nin duvarına kadar gelecek. Duvarına kadar gelecek. Orada koyacağımız panele kadar devam edecek. Peki. Zaten burada da biz düşünün. Gelelim. Bak şimdi adam gitti, çalıştı güzel. Geldi, yattı, uyudu. Burada sıcak su, soğuk su sistemi de var. Aynı zamanda da 220 prizleri de olacak. Yukarıya güneş enerji panelleri koyacağız. Akülerimizi koyacağız ve dönüştürücü koyacağız. Sonrasında da bu arabada 7/24 elektrik olmasını hesap ediyoruz. Yani bu arabada ben çalışmak isterim açıkçası. Yani düşünsenize. Fethiye Ölüdeniz'e gitmişsiniz, müşteri memnuniyetini sorgulamışsınız, her şey yolunda, usta gelmiş, ustaya bir soğuk soda vermişsiniz, her şey yolunda gidiyor, onu bırakmışsınız, paydos bu paydos, hop Ölüdeniz'de uçurum kenarına, harika ya, masa sandalye, ben yap, siz yapın abi bu karavanı, ben bu arabada çalışayım, daha mantıklı değil mi, ha? Benim hoşuma gitti bu. Bu iş değil ya, bu başka bir şey değil mi? Ben çalışası geliyor. Çalışası geliyor. Evet, birazdan da Mustafa Usta'mız burada olacak. Onunla da bunları tartıştıktan sonra start veriyoruz. Alp, Fırat ve Mustafa Usta karavan yapacak. Hazır mısınız? Arkadaşlar, kapan gel. Mustafa Usta gel. Ayaklarını sil de gel. Şaka yaptım. Sildim. Önceden sen. Merhaba. Sen Fırat'la tanışıyor muydun abi? Fırat'la tanıştık. Merhaba. Evet. Merhaba. Şimdi abi, Fırat çok güzel çizim yapmış, tamam mı? Buraya iki tane yatak istiyoruz. Birlikte yapacağız tabii. Evet. Önce karkas ve yalıtım malzemesi. Bir tane yatak, şuraya bir tuvalet, şuraya bir ocak, mutfak yapacağız. Evet. O tarafa içeriden açılan bir masa ve duvar yapacağız. Tuvaletin duvarı olacak. Ama bu bölüme ayrı ve kayan kapıyla ayıracağız burayı. Evet. Senin için zor mu buraya? Hayır. Tamam, güzel. Zevkli. Tamam. Sonrasında bizim bu döner koltuklarımız var. Bu biraz teknik bir iş, senlik değil. Biz bu döner koltuklarını bir tane teknik koltuk bulacağız sanayiden. Mercedes Sprinter'ın orijinalini kovalayacağım. İkinci el veya pis olması, kötü olması önemli değil. Çünkü süngerine kadar yenileyeceğiz.
şık bir şey olması lazım neticede. Onları giydireceğiz. Döner sistemleri de internetten de bulabilirsiniz, koltuğun döner sistemi. Biz Ford'da uyguladığımızda yaklaşık bir 4 santim falan yukarı kalktı ama rahatsız etmedi koltuk bizi. Hala sağlamdı ve dönebiliyor. Şimdi iki tane bu internetten bunu bulacağız beraber. Sende de abi önce doğru mudur sıralama? Önce karkasları gireceğiz. Sonrasında yalıtım malzemesi. Evet, yalıtım malzemesi. Karkasları kaçtan kullanabiliriz? Karkasları şuralara koyacağız arkadaşlar. Şuralardan kuvvet alacağız. İçi boş olan yerler. Düz saçtan değil. Bu arabanın dışı. Bu arabanın içi. Buraya attığınız vidalar dışarı çıkmaz. Buraya atarsanız çıkar. Bu arada camlar ne olacak Fırat? Camları? Camların aslında hepsi kapanacak. Ne? Ama mutfak alanında ve toplantının yapıldığı yerlerde küçük yırtıklarla bu camları açacağız. Gerek açabilmek için, gerek içeri ışık alabilmek için. Burada biz bunları açacağız. Mustafa olsun. Evet, evet. Biz onunla kafa kafaya verip şurayı açalım, burayı kapatalım gibisinden. Peki, abi bu camları kapatma kısmı, içeride kontür plağı beyaza boyayıp ışığısı da aynı renk mi yapacaksın? Camı kıracağız, orayı metal mi giydireceğiz ki bizi yorar? Beyaz mı yapacağız? Dışarıdan beyaz göreceğim, o zaman oraya da bir yalıtım gerekiyor. Tabii ki. Burada önemli olan da camın arkasından bakıldığı zaman karkasların görünmemesi lazım. Ya tekrar daha film çekilecek ya da karkasların arkası başka bir renk. Tamam, ben anladım. Yani ben bayağı bir camları kapatıyoruz biz burada. Evet, evet. İki Fırat'ın iki tane mutfakla toplantı alanındaki camların orada dekoratif bir şeyler diyor. Mustafa adımları yaparım dedi. Yani yaparız. Bence de yaparız. Karkasları geldi. Yalıtımı yaptık. Sonrasında iç yüzeyi neyle kaplayacağız? Kontrol plakla kaplayacağız. Su kontrol plakla. Şimdi ben şeyi kullanmıştım. Fırat neydi o bizim şeyde kullandığımız? Lambri kullan. Lambri görsel olarak çok şık ve böyle sürekli fotoğraf çekilmek istiyorsun. Yani su kontrası Lambri'ye göre daha ucuz olabilir ama yani Lambri'nin bir havası var. Şöyle verdiği yapıştırdım mı kendine geliyor mu? Yalnızca havalı Lambri kapatabilirsin. Bence boğacaktır içeriği. Benim kanaatimce kontrol plak ve plak ve boya. Bunlarımın da söylediği gibi 9010. Bunlar 9010'ların. Biz yine bunu bir konuşalım. Sıkıntılar var. Yine bir konuşalım. Havanı lambri kapmamız. Fena olacak herhalde. Ben bu işi pırasız da yaparım. Yani onsuz da olur. Çok önemli değil. Ya niye bizimki bunaltmıyor Fırat? Bunaltıyor mu bizimki? Ya mis gibi ya. Her günden fotoğraf çekmek istiyor. Kaç sizden kapıyor? Ya yok sen sanayicisin. Ondan sonra öyle geliyor. Bir şey kontrol. Ya geç. Hayır ben çekeyim. Biz böyle anlık araya ledler falan yapacağız. Mustafa ustasız yürür mü? Yürür. Yani ilk akşamdan orası lambiri olmaz, su kontrplak olsun falan. Bu arada bunu söylemem lazım. Bu üçlü daha önce hiç buluşmadı. Şu anda buluşuyor. Ve bu planların hepsini şu anda yapıyoruz. Biz Fırat'la iki gece önce bu plan programı çizdik ama Mustafa abiyle Fırat ilk defa yan yana geliyor. Hakikaten su kontrası mı, lambiri mi olsun şu anda karar veriliyor. Herhangi bir çalışılmış yok. Söyleme gereği duydum. Koltukları çevirdik, orada bir sistem. Hayal sistemi tahminle çok zor olacağını biliyorum. Sağlıklı. Fakat mekanizmaları var. Hareketli olduğu için ona dikkat etmek lazım. Kilitli. Kilitli. Raflarımız var tamam. Kapaklar açılmayacak orada virajlar. Ben anlamadım. Orası bir ilgilenmiyor. Karavan da yukarı çıktıkça salonumdan dolayı çok fazla hani bardaklar havada uçuşuyor. İşte eskiden kasetler vardı, onlar gidiyor falan filan. Ben oraya almıyorum. Ben abi belden aşağısında, ben ne istiyorsanız duvarlara kadar yaparım ama yukarıdaki raflar biraz profesyonel işim. Orada kullanılacak düğmeler var. Bu teknelerde kullanılan açılmasın diye böyle basarak basaçlar var. Basaç. Evet. Bunu da yeni öğreniyoruz. Basaçlar var. Onlardan kullanalım derim mesela ve içinde mesela kapağı açtığınızda o kapak kapanır. Ama yine bir teknede görmüştüm. Yay var böyle, gergin duruyor. Sonra yaya dokunduğunda kapak kapanır. Piston. Yay dedim ben. O bana piston diyor. Piston. Senin hep bana böyle içeriden bir gülesin var. Bak yine o gülüşün yaptığın bak. Gördün mü? Alp Bey demişti ki yay olacak. Yok de ben demiştim ki piston olacak. Doğrusu pistondur. İsim olarak da piston. Piston. Piston olacak. Yok hayır ben şöyle kaçırdı gene. Ama hep kimi kovar gibi istiyorsan bana. Peki bunu da yaptık. Işıklandırma, elektrik, güneş enerji panelimiz var. Aküler var. Akülerin yeri sende. Hazneler sende. Evet, evet. Yatakların altında çözeceğiz. Peki bu yatakların altına yattığımızda aküler uyuyana bir... Bence herhangi bir etkisi olmayacak çünkü neticede kuru aküler onlar, soğuk falan değil. Yani herhangi bir gaz salımı yapmayacak. Yapmayacak, yok. Bence de yapmayacak. Onu bağlayacağız. Yukarısı lambri yapsak da, su kontrası yapsak da mutlaka delikler ve şık böyle. Hani bastığında içerisi
Gelirse gelir. Onu istiyorum. Tamam. Bizim için toplantı da önemli çünkü o toplantı tarafına müşteri gelecek. Yani orada bir koltuk var ya. Evet, evet. Müşteri gelecek, ustamız gelecek. Onları mis gibi ağırlamamız lazım. Ben dikkat ettim çizimlerde. Bir takım elbise gerekli. Nereye asar? As bakalım, tuvalete mi asar? Hemen onu da notlarımıza alalım. Peki, biz çalışmaya devam ediyoruz. Karkasları geliyoruz, ardından yalıtım malzemeleri geliyor ve dersimizi biraz daha çalışıyoruz. Bu bölümden şimdilik bu kadar. Nefesimiz tükendi, bedenimiz tükendi, çok yorulduk ama ikinci bölümde karkaslar, yalıtım nasıl yapılır karavanda hepsini göstereceğim sizlere, göstereceğiz sizlere. Yoğun bir çalışma temposu, 4 bölümlük bir macera. Bu bir teknikle birlikte el ele bakalım nasıl bir karavan çıkaracağız ortaya. Hazır mısınız? En iyi teklif bu bir teklif.